Herkese merhaba. Bu videoda bir bilgisayara sıfırdan nasıl format atılır onu göstereceğim. Format işlemini USB'den yapacağım. Bu işlemin nasıl yapıldığını yukarıda çıkan DVD'den USB'ye Windows format CD'si oluşturma, yazma başlığından izleyebilirsiniz. Başlangıçta boot menüsüne girmek gerekiyor. Bunun için bazı bilgisayarlarda Delete tuşu, bazı bilgisayarlarda F11 tuşu, bazılarında ise F8 tuşu bu görevi görüyor. Başlangıç ekranında zaten yazar o hangi tuşa basmanız gerektiği. Ben F11 ile giriş yaptım buraya. Boot edeceğiniz cihazı seçin diyor yukarıda. USB'mizi seçiyoruz. Enter diyoruz. Kurulum esnasındaki ilk ekranımız geldi. Burada yüklenecek değil. Saat para biçimi, klavye giriş yöntemi yazıyor. Burada eğer F klavye kullanacaklar varsa buradan T'ye basıp Türkçe F'i seçebilirler. Ben Q klavye kullanıyorum. Tacik dili değil tabii ki. Türkçe Q'yu seçelim tekrardan. Türkçe Q klavye kullanıyorsanız hiçbir değişiklik yapmadan ileriye tıklıyoruz. Onların işlemi yapmayacağız. Sıfırdan yükleme yapacağımız için şimdi yüklediyorum. Kurulum başlıyor. Windows anahtarınız var ise buraya yazıyorsunuz. Yoksa ürün, ürün anahtarım yok diyorsunuz. Bu sizin kuracağınız Windows'ta bu ekran gelmeyebilir. Benim DVD'min içerisinde Windows'un farklı versiyonları da olduğu için böyle bir ekran geldi. Eski bir bilgisayar olduğu için Windows 10 Pro'nun 32 bit'lik versiyonunu yükleyeceğim. İleri diyoruz seçtikten sonra lisans koşulları Evet, okuduk gördüğünüz gibi kabul ettik. İleri diyoruz. Burada iki seçeneğimiz var. Yükselt ve özel. Yükselt dediğimiz takdirde ayarları ve uygulamaları koruyor. Eğer bilgisayarınız Windows 8 ise bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Belli ayarları vesaireleri falan taşıyor. Ama ben yine de sıfırdan format atmayı tercih ediyorum. Windows 8 bile olsa. Özel seçeneği Windows'u sıfırdan kuracaktır. Hiçbir dosya ve ayarlarınız, uygulamalarınız taşınmayacak. Bilgisayarın içerisinde öncesinden kurulu bir Windows olduğu için daha öncesinde ayrılmış olan alanları görüyoruz. Bu alanları tek tek sileceğiz hepsine silinen bölüm ayrılmamış alan olarak birleşecek. Hard diskimizi tek hale getirdik şu anda. Toplam 300 GB'lık bir hard diskimiz varmış. Sana Türkçe öğretemeyeceğim ben ya. Hard disk değil, sabit disk. Bu bilgisayarlarda gördüğümüz CD sürücüleri buradan oluşturuluyor. Ben şu anda buna yeni deyip şuradaki boyutu hiç değiştirmeden uygula dediğim takdirde bütün alanı C'ye ayıracaktır. Ben bilgisayarımda hem C'nin hem de D'nin olmasını istiyorum. O yüzden bilgisayarıma 100 GB C'ye, 200 GB da D'ye ayırmak üzere 2 ay, 2 sürücüye ayıracağım. Aferin. En azından sürücüyü biliyorsun. O yüzden buraya 110.000 MB yazıyorum. Bakalım. 107 GB verdi bana. Boyuta 105.000 yazıyorum. Uygula diyorum. Bakalım ne kadar verecek. 102 GB verdi. Tamam. Burada hala bir 195 GB'lık ayrılmamış bir bölümümüz var. Buna bir sürücü daha oluşturuyorum. Kalan bütün megabaytları da buraya veriyorum. Artık şu anda sistemimizde iki tane sürücü var. Kurulum esnasında 102 GB'a sistemi kuracağım ben. Buraya haliyle C adını verecek. 195 GB olan da benim D sürücüm olacak. İleri diyorum. Bu işlem C'de ve D'de ne kadar veri varsa hepsini silecektir. Bu yüzden işleme başlamadan önce verilerinizin yedeğini muhakkak alın. Çünkü hard diskin içerisindeki bütün bölümleri sildik ve diskin içerisinde yeni sürücüler oluşturduk. Hadi ya çabuk yükle. Daha oyun oynayacağım ben. Tabi siz araları pat pat geçiyorsunuz. Ben burada yarım saattir bekliyorum be. Şimdi yeniden başlatabiliriz. Her yeniden başladığında CD'den DVD'den ön yükleme için herhangi bir tuşa basınız derse basmamamız gerekiyor. Bastığınız takdirde yükleme işlemi en başa dönecektir. Basmayacağız ki kaldığımız yerden devam etsin. Windows'umuz yüklendi. Şimdi başlangıç ayarlarını yapacağız. Bölgeyle başlayalım. Bu doğru mu? Ben bu videoyu Türkiye'den çekiyorum. Tacik değil miydin sen? <laughs> Siz farklı yerlerde yaşıyorsanız oraları da seçebilirsiniz. Evet dedik. Klavye düzenini buradan seçebilirsiniz. Ben Türkçe Q kullanacağım. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz? Türkçe F klavye kullananlar buradan Türkçe Q'yu ya da Türkçe, birinci Türkçe F'yi seçtilerse buradan da Türkçe Q'yu ekleyebilirler. Bir A bağlayalım diyor. Şimdilik bağlanmak istemiyorum. İlla bağlan diyor. Yine bağlanmak istemiyorum. Bilgisayara isim vermemiz gerekiyor. Buradan parola vermemizi istiyor. Ben parola vermek istemiyorum. O yüzden ileri diyeceğim. Burada gizlilik ayarlarımız mevcut. Bunların hepsine izin vermek zorunda değilsiniz. İzin verdiğiniz takdirde bu verileriniz Microsoft'a gidiyor. He sen de inandın he mi? Sanki vermesek gitmiyor. Reklam kimliği. Burada diyor sizinle alakalı reklamları oluşturmak için senin attığın adımları takip ederek sana uygun reklamlar çıkartıyoruz diyor. Kapattığım takdirde ne oluyor? Yine reklam çıkartacağız ama diyor seninle alakalı olmayan kelelayka reklamlar. Her halükarda reklamı biz sana izleteceğiz diyor. Madem bu kadar reklama maruz kalacağım en azından benimle alakalı reklamlar çıksın. Bunları tek tek okuyup ona göre izin verir ya da vermezsiniz. Kabul ettim. Bu senkronizasyon ayarı birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarları senkron hale getirip burada başlattığınız bir işi diğer tarafta görebilirsiniz. Diğer bilgisayardan takip edebilirsiniz. Ben herhangi bir veri göndermek istemiyorum. O yüzden hayır diyorum. Evet, merhaba ekranına geldi. Bu yazıları arka planda çıkarken Windows arka tarafta ayarlarını yapıyor ve masaüstünü hazırlıyor. Her şeyi bize bırakın. Yakında bırakacağız zaten. Ellerinde bizimle alakalı bizden daha çok veri var. Bizi bizden daha iyi tanıyorlar. Evet, kurulumumuz bu kadar. Windows'umuz yüklendi. Bu işlem yaklaşık benim bilgisayarımda 30 dakika sürdü. Ben eski bir bilgisayarda yaptım bunu. Bilgisayarın özelliklerine, hızına göre bu işlem 15 dakikaya kadar, belki de 10 dakikaya kadar da düşebilir. Gördüğünüz gibi gayet basit. Bundan sonra bilgisayarınızı ihtiyacınıza göre, kendi zevklerinize göre ayarlıyorsunuz, gerekli programları kuruyorsunuz. Şu anda bilgisayarda güncelleme olmadığından, driver olmadığından dolayı ekran tam değil. İlk açılışta Başlangıç için birkaç şey göstereyim size. Kişiselleştiriden temalara tıklıyoruz. Masaüstü simge ayarlarından bilgisayar, kullanıcı dosyaları isterseniz denetim masasını da ekleyebilirsiniz buradan. Sürekli kullanmayacağım için masaüstünde denetim masasının durmasını istemiyorum. Tamam dedik. Bilgisayarım geldi. Windows 10 Pro yüklenmiş. Bakıyorum şimdi D yok burada. Olur sizde de çıkmazsa bilgisayarıma sağ tık yapıyoruz. Yönete tıklıyoruz. Buradan disk yönetimine geliyoruz. Bakın şurada görüyor musunuz? Bu ayrılmamış alan. İşte burası bizim D sürücümüz olacak. Buraya sağ tıklayıp yeni basit birim diyoruz. İleri. Bakın 203 MB yaklaşık bu 200 GB yapıyor. İleri diyoruz. Burada sürücü harfinde D olmasına dikkat edin. Eğer D doluysa çünkü burada farklı harfler olacaktır. Öyle durumda USB falan takılı olabilir. Onu sökün. Bu işleme baştan başlayın. Ki buraya D gelsin. İleri diyoruz. Birim etiketi yeni birim yazmasın. Depo yazdım. Başka bir şeyi değiştirmiyorum. İleri dedim. Son dediğim takdirde format işlemine başlayacak. Bakın hemen geldi. D burada. Depo yazmıştım adına. O da buraya geldi. Burada 200 GB'lık boş bir alanımız var. Bu içeriğin size faydası olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilir. Destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese virüssüz günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.